Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Türkiye'de bulunan 13 korkunç yerden bahsedeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Kanalımızın büyümesine destek olmak adına abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. 1. Harput. Elazığ yakınlarında M.Ö. 2000 yıllarından kalıntılar bulunan antik kent Harput'ta Kamos adındaki kötücül bir varlığın yaşadığına inanılıyor. Söylentiye göre tıpkı Karabasan hikayesi gibi yalnız başına uyuyan insanların üzerine bütün ağırlığıyla çöker. Onların çarpılmalarına, bazen de ölmelerine sebep olabilirmiş. Uykuyla uyanıklık arasında olan insan onu hisseder ama kurtulmak için hareket edemezmiş. Geceleri dolaşan bu yaratık anlatımlara göre bazen iri yarı, bazen de cüce görünüşlüdür. Başında daima bir börk, hayvan postundan yapılan başlık taşırmış. Bir insan bu börkü kapmaya başarırsa, elinde börk büyüklüğünde altın kalacağına inanılır, zaman zaman kara kedi şeklinde de görülebilen Kamos'un bastığı kişi, kanının çekilip damarlarının kuruduğunu sanırmış. Kamos, kam kökünden türemiştir. Göz alıcı, büyüleyici varlık demektir. Arapça kabus sözüyle de bağlantılı gibi görülmektedir. Kamassa rüzgar demektir, kapmak fiiliyle bağlantılıdır. 2. Yedi Kule Zindanları. Bilindiği gibi Yedi Kule Zindanları 390 yılında İmparator 1. Theodosius tarafından inşa edilmiştir. Yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olan zindanlar hakkında o yıllardan bu yana anlatılan bir hikaye mevcuttur. Geçmiş zamanda zindanlara hapsedilen önemli esirler arasında bir pagan da bulunmaktaymış. Fakat herkes onun Avrupa devletlerinde üst düzey devlet görevlisi ya da casus olduğunu düşünüyormuş. Ve bu yüzden ona türlü türlü işkenceler yaparak konuşturmaya çalışıyorlarmış. Pagansa bedenini acıya karşı eğitmiş olduğundan acı hissetmiyormuş. Ve haliyle de ne işkencecilerin istediği itirafları yapıyor ne de acı çektiğini belirten çığlıklar atıyormuş. Her geçen gün dozu artan işkenceye fazla dayanamayan pagan, ölmeden önce Latinceye benzer kelimeler fısıldayarak bir şeyler söylemiş ve öldüğü anda cesedi eriyip gitmiş. Haberi kulaktan kulağa yayılan paganın zindanda bulunan bütün insanları lanetlediğine inanılıyor. O zamandan beri Yedi Kule zindanlarında bazen çığlıkların ve hatta Latinceye benzer bir lisanda söylenen sözlerin yankılandığı ve o çığlıkların da ruhları zindanlara hapsolmuş işkencecilere ait olduğu söyleniyor. 3. Büyükada'da Alman bir askere ait olan terk edilmiş ev. Büyükada'nın tepelerine, çok ıssız bir yere inşa edilmiş olan ve 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman askerine ait olduğuna inanılan bir ev, perili olmasıyla ün yapmış. Yokuştan yukarıya yapılan bir fayton yolculuğunun ardından korkulukların içerisinde oldukça uzun bir yol yürüyüp tepeye ulaştığınızda harabe haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir enkaz çıkıyor adeta karşınıza. Adada yaşayan insanlar evin perili ve lanetli olduğuna inandıkları için yıllardır mekana yaklaşmıyorlarmış. Özellikle geceleri evin yakınlarına gitmek adeta yürek istermiş. 4. Tezveren Baba Türbesi. Dolapdere civarında bulunan Tezveren Baba Türbesi en esrarengiz mekanlardan biri. Tezveren Baba ise Osmanlı Devleti zamanında şehit düşmüş biri. Rivayete göre Tezveren Baba'nın ayakları yokmuş ve takınyoları eline takıp dolaşırmış. Anlatılan efsanelere göre türbenin içerisinden bu takınyoların tıkırtıları duyulurmuş. Hatta türbede görevli olan Veda Pehlivan'ın anneannesi hayattayken kendisini direkt olarak gördüğünü söylermiş. Günümüzde ziyaretçiler yanlarında takınyo getiriyorlar. Çünkü Tezveren Baba'nın ibrikle abdest aldığına inanıyorlar. 5. Havran'daki Esrarengiz Mağara. Bu mağara ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerinden biri.
Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle olduğu söyleniyor. Giren koyunlar bir daha çıkmıyor, koyunun peşine giden çoban olursa ondan da haber alınamıyormuş. Eymir, Dereören ve Hallaçlar köylüleri, Madra Dağı eteklerinde Kaya Tepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu, hayvanlarını otlatırken bile mağaraların bulunduğu bölgeden geçmediklerini söylemiş. İçeride ne olduğu tam bir muamma. 6. Sakarya'daki Büyülü Köşk. 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü cin varlıkları basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamına gelen Azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye Azem adlı filme de konu edilmiştir. 7. Cemil Molla Köşkü. Kuzguncuk'tan Beylerbeyi'ne doğru gittiyseniz, tünele girmeden hemen önce sağda kalan bir beyaz yapı dikkatinizi çekmiştir. O beyaz yapı Cemil Molla Köşkü'nün restore edilmiş hali. Oldukça büyüleyici duran yapı, eskiden de oldukça büyüleyiciymiş. Ancak biraz daha farklı anlamda. Nitekim eskiden insanlar yanından arabayla geçmeye bile korkarlarmış. Mahmut Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptırılan 130 yıllık bu köşk yıllarca restore edilmedi. Bunun nedeni olarak köşkün perili olduğu, gelen işçilerin birkaç güne kalmadan işi bırakıp kaçtıkları gösterilmiş. 8. 129 No'lu Apartman. İddiaya göre 2009 yılında meydana gelen olayda ODTÜ'de okuyan iki kız öğrenci gece yarısı bir sularında mumlarla bir takım satanist ayinler yaparlar. 129 No'lu Apartman'ın en üst katında kalan öğrenciler o gece dairelerinde gizemli bir şekilde ölürler. Apartman sakinlerine göre öldükleri gece şiddetli bir deprem olmuştur ve tüm apartmanda eşyalar sağa sola savrulup camlar kırılmıştır. Bu olay üzerine apartman anında terk edilir. Daha sonra ise içeri girme cesaretinde bulunanlar tarif etmesi zor kokular duyduklarını ve camların kendi kendilerine kırıldığını gördüklerini söylerler. 9. Yusuf Ziya Paşa Köşkü. Baş yaverliğinin yanı sıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa, Rumeli Hisarı'na masallardaki şatolara benzer bir köşk yaptırmak ister. Söylentiye göre o kadar kıskançtır ki güzel karısını kimseler görsün istemiyordur. Bu köşk aynı zamanda eşinin güzelliğine yakışır derecede olmalıydı. 1910'da başlayan inşaat, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntıya düşmesinden dolayı bitirilemez. Eşi de ona ihanet edince kalbi kırılır ve köşkün tamamlanmasını hiç istemez. Yıllar boyunca köşkün çevresinde yaşayan insanlar, köşkün boş katlarında geceleri uzun saçlı genç bir kadının gezdiğini belirtmişlerdir. 1990'lı yıllardaysa köşkün inşaatında çalışan işçiler, aynalarda eski elbiselere bürünmüş bir kadın hayaleti gördüklerini, hatta piyano çaldığını işittiklerini iddia etmişlerdir. Şimdilerde ise müze olarak kullanılıyor ve hala perili köşk olarak anılmakta. 10. Kastamonu'daki esrarengiz türbe. Bu türbenin hikayesini türbe üzerinde araştırmalar yapan Güntekin Caymaz adlı bir araştırmacının kendi ağzından dinleyelim. 1981 yılındaki Anadolu gezim sırasında Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öyküsü dikkatimi çekti. Türbenin yakınındaki gecekondulara yol açmak için bir buldozer getirmişler. Türbeyi yıkıp başka yere daha iyisini yaparız demişler. Buldozerin türbeye her yaklaşışında motor durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücünü denemişler. Kazmalarla işe girişmişler. Kazmalar toprağa saplanmış kalmış, bir türlü çıkarılamamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görülüyormuş. Korkmuşlar ve işi bırakmışlar. Ben inançlı biri olduğum için gidip orayı ziyaret ettim. Dua okudum.
Niyetim türbenin fotoğraflarını çekmekti. Birçok fotoğraf çektim. Bir de kendimi türbenin önünde çekeyim dedim. Ankara'ya döndüğümde çektiğim fotoğraf film banyo edildi. Hayretle gördüm ki kendimi çektiğim fotoğrafta çevremde yaygın bir ışık alanı oluşmuştu. İkinci gidişimde de aynı durumu yaşadım. Hala bilimsel açıklamasını bulamadım. 11. Davutlu Köyü. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu Köyü'nde yaşandığı iddia edilen Karadedeler olayını duymuş olmanız kuvvetle muhtemel. Söylentiye göre 1989 yılının bir gününde köylüler hava karardıktan sonra cinni varlıklar görmeye başlarlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı adımını atmaz. Bu olay gazetelerde yayınlanınca işin aslını öğrenmek için bir gazeteci köye gider. Gazeteci H.B. köylülerle röportaj yapar. Herkes de varlıkları gördüğünü iddia eder. Ancak ne var ki 11 gün boyunca sıra dışı bir şeye rastlanmaz. Gazeteci kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılır. Paranormal bir şey olursa çocuk kayıt altına alacaktır. 3 gün sonra H.B. jandarmalar tarafından gözaltına alınır. Sebebine inanamaz. Köydeki 3 ayrı evde 7 kişi parçalanarak öldürülmüştür. Kamerayı verdiği çocuk da dahil. 3 Şubat 1989'da bir ormanda H.B.'nin giysileri ve not defteri bulunur. Kendisinden bir daha haber alınamaz. H.B.'yi sorgulayan jandarma ise yıllar sonra bunalıma girerek intihar eder. 12. Büyükada Rum Yetimhanesi. İstanbul'da yaşarken akrabalarım veya kız arkadaşım şehir dışında beni ziyarete geldiğinde eski İstanbul'u göstermek adına hep Büyükada'ya götürmüşümdür. Çünkü oradaki bozulmamış tarihi doku, sokaklarda araba olmayışı, hala ulaşımın 1800'lü yıllardaki gibi faytonla oluşu çok hoşuma gitmekteydi. Oraya gidenler bilir. Faytonlarda tur seçenekleri vardır. En uzunu büyük turdur. Tüm adayı baştan sona gezdirir. Neyse, bu turda yerleşim yerinden uzaklaşıp adanın arka tarafından dolaşıldığı için ıssız, ormanlık ve patika bir yoldan gidilmektedir. Oradan geçerken tepenin üstüne yapılmış devasa bir ahşap malikane gözüm ilişmekteydi. Faytoncuya bunun ne olduğunu sorduğumdaysa Rum yetimhanesi cevabını verdi. Sonra da bina ile ilgili soru sorduğumda evin Osmanlı zamanında Rum Patrikhanesi tarafından yapıldığı, erkek çocuk yetimhanesi olarak kullanıldığı ve 1960'tan beri kapatılıp kullanılmadığı, oraya ulaşmanın çok zor olduğu, araba ve fayton yolu olmadığı, 45 dakikalık ormanın içinden yürüme mesafesiyle ulaşılabilmenin mümkün olduğunu söyledi. Ben de meraklanıp biraz daha sordum. Dediğine göre kendisi bizzat şahit olmamış ama bazı arkadaşları bazı olaylar yaşamış. Bazıları macera olsun diye, bazıları meraktan, bazıları da sırf manzara görüp içmek için oraya gitmiş. Çoğu da özellikle evin içerisindeyken bahçeden gelen çocuk seslerine çok takılmış. Çünkü bu ses o kadar netmiş ki halüsinasyon olmadığına çoğu yemin ediyor. Eve yol olmadığı için evdeki eşyaların çoğu çıkartılamamış. Mobilyaların çoğu ve yetim olan Rumların kayıt dosyaları, pijama parçaları hala evde durmaktadır. Hatta salonunda bir piyano bile varmış. Evin dışarısındayken çığlık sesleri akşamları daha belirgin hale geliyormuş. Bu, ada sakinleri tarafından bilindiği için genelde giden olmuyormuş. Evin bu denli sıkıntı olmasının sebebi ise zamanında yetim çocukların orada çok zulüm çektiği, bir dönemde ise binanın bir cephesinde yangın çıkması sonucu evde oluşan panikte bazı çocukların yanarak öldüğü ama bunlardan en acıklısının bahçeye çıkan bir çocuğun oradaki kuyuya düşüp sesini kimseye duyuramadan orada ölüme terk edilmiş olmasıdır. Özellikle bahçeden gelen çocuk seslerinin sebebi kuyuda ölen çocuk olmasına bağlanıyor. Adadaki hangi esnafa sormuşsam hepsi aynı cevabı vermekteydi. Olayı yalanlayan hiç kimse olmadı. Aynı zamanda size ilginç bir bilgi. Bu bina şu anda dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı.
Bir gün adaya yolunuz düşerse büyük tur yapın ve bu binayı mutlaka görün. Ama tavsiyem 45 dakikalık orman patikasını kullanıp da oraya çıkmayın. Faytoncular bile tavsiye etmiyor. 13. Antalya'daki paranormal apartman. Antalya'da 16 dairenin bulunduğu, cinli, perili olduğu iddia edilen binadaki daireler ne satılıyor ne de kiraya verilebiliyor. Yıllar boyunca merak konusu olan bina kimine göre bir yatır üzerine yapılmış, kimine göre ise evde yaşayan bir kız cinnet geçirerek annesini öldürmüştür. Altında bulunan markette çalışanların dediklerine göre raflardaki ürünler sık sık yer değiştiriyor ve düşüyormuş. Sabah geldiklerinde depodaki koliler takla atmış şekilde bulunuyormuş. Geçmişte binada oturanlar sabah uyandıklarında kendilerini banyoda yatar vaziyette buluyor, kapılar pencereler nedensiz oynuyor ve gece yarısından sonra garip sesler duyuyorlarmış. Binanın altında bulunan markette çalışanların dediklerine göre raflardaki ürünler sık sık yer değiştiriyor veya düşüyormuş. Sabah geldiklerinde depodaki koliler takla atmış şekilde bulunuyormuş.